Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün Aydın yayınlarına ait 30'lu AYT fizik denemelerinin 7. denemesine ait soruların çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet hemen vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. Doğum günü için süsleme yapan Mert uçan balonların havada asılı kalmasını istemektedir. Bunu sağlayabilmek için uçan balonun ipine kalem bağladığında şekil birdeki gibi kalem ve balonun yere indiğini uçan balonun ipine... 3 tane ataş bağladığında ise şekil 2'deki gibi ataşlar ve balonun tavana kadar yükselip balonun çar tavana çarptığını gözlemliyor diyor. Buna göre balon ve asılı cisimlerle ilgili işlemlerinde belirtilen değişikliklerden hangileri tek başına yapılırsa Balon ve cisimlerin havada asılı kalması sağlanabilir. Bakın bir denge isteniyor arkadaşlar. Demek ki balonu en başta kalem bağlandığında yere geliyorsa kalem ağırlığı fazla gelmiş. Ataş bağlandığında tavana çarpıyorsa ataşların ağırlığı az gelmiş arkadaşlar. O zaman bunun dengelenmesi gerekiyor. Ne yapabiliriz havada kalması için? Şekil 1'de balonun ipine daha küçük kalem bağlamak tabii ki arkadaşlar ağırlığı azaltır. Havada kalmasını sağlayabilir. Şekil 2'deki ataşların ucuna ataş eklemek ağırlığı arttırır. Yine havada kalmasını sağlayabilir arkadaşlar. Bu da olur. Şekil 1'deki balonu biraz şişirmek. Evet kaldırma kuvvetini artırır. O zaman yukarı doğru gitme eğilimi artar. Şekil 2'de de balonu biraz söndürmek. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kaldırma kuvveti azalır. Biraz da aşağı gelme eğilimi artar. O zaman bu da dengede olur. Dolayısıyla 3. yargımızı da yapabiliriz. O halde 1-2-3 yargılarıyla 1. sorumuzun doğru seçeneğini E şıkkı olarak işaretliyoruz. Geliyoruz ikinci sorumuza. X'e koordinat sistemine yerleştirilen noktasal M1, M2 ve M3 kütleli cisimler şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. X eksenine göre ağırlığının torku en büyük olan cisim M1 kütleli cisimdir. Bize kütlelerle ilgili herhangi bir bilgi vermediği için X eksenine göre tork aldığımız zaman hepsinin torku en büyük olabilir arkadaşlar. O halde m de en büyük olabilir. Birinci yargımız olabilir diyoruz. İkinci yargımız cisimlerin ağırlıklarının x eksenine göre torklarının bileşkesi yani M1 çarpı 1, M2 çarpı 3, M3 çarpı 2. Cisimlere uygulanan yer çekimi kuvvetlerinin bileşkesinin x eksenine göre torkuna eşittir. Evet arkadaşlar doğrudur bu. Çünkü torkların eşitliği bir de olabilir ihtimal veriyor. Normalde dengeye de dese zaten kesin doğru. Olabilir ihtimali de, de olabilirliği alıyoruz. Neden? M1'in aşağı doğru bu şekilde. M3'ün bu şekilde, M2'nin bu şekilde düşündüğümüz zaman bunların hepsini dengeleyen bir ağırlık olacaktır. Nedir arkadaşlar? Yukarıya doğru böyle bir yerini bilmiyoruz tabii attım ben. Böyle bir bileşke. Ve dolayısıyla M1'in, M2'nin, M3'ün x'e göre torku bütün ağırlıkların yani M1, M2, M3'ün toplamının x'e göre torkuna eşittir ifadesi doğru olabilir arkadaşlar. Hatta dengededir deseydi kesin doğrudur olur diyecektik. Üçüncü yargımız cisimlerin ağırlıklarının x eksenine göre torklarının bileşkesi Y eksenine göre tokların bileşkesine eşit büyüklüktedir. Olabilir mi? Şimdi arkadaşlar, bu M1 M2 M3'ün torku ağırlığın X eksenine göre torkudur. Veya M1 M2 M3'ün Y'ye göre torku ağırlığın Y'ye göre torku demektir. Ağırlık aynı olduğuna göre tokların eşit büyüklükte olması için arkadaşlar o ağırlığın X'e ve Y'ye ne olması lazım? Eşit uzakta olması lazım. Yani bu üç kuvvetin, daha doğrusu üç kütlenin ortak kütle merkezi ya M1'in olduğu yerde ya burada ya burada ya da burada olması lazım. Neden arkadaşlar? Hem x eksenine hem de y eksenine uzaklar aynı olsun. Mesela burada olsa buraya 2 birim uzaklıkta ve buraya 2 birim uzaklıkta olacağı için o zaman x ve y eksenine göre toklar eşit olabilir. Yani bu doğrultuda olması gerekiyor arkadaşlar. 3 kütlenin kütle merkezi. Peki olma ihtimali var mı? Tabii ki de yok arkadaşlar. Üç kütlenin kütle merkezi, üç kütlenin ortasında aralarında bir yerde olduğu için bakın şu üçgen içerisinde kalacaktır. Dolayısıyla bu üçgen içerisi mavi çizdiğim doğrultu üzerinde olmadığı için arkadaşlar üçüncü yargımız doğru olmayacaktır. 1 ve 2 iki ile ikinci sorumuzun cevabını B şıkkı olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz üçüncü sorumuza. Bilimsel çalışmalarda olaylar ile ilgili grafik çizimleri çizmenin belirli bazı temel sebepleri vardır. Bu sebepler <laughs> olay ile ilgili tüm verilerin aynı anda görülebileceği bir model oluşturarak değer karşılaştırmalarını daha kolay yapmak, grafiklerde ortaya çıkan eğimin anlamlı bilimsel bir tanımının olması ve eğimin incelenebilmesi, grafiklerde ortaya çıkan alanın anlamlı bilimsel bir tanımının olması ve grafiğin alanın incelenebilmesi olarak sıralanabilir. Bu sebepler düşünüldüğünde fizik biliminden hareket ve hareketle ilgili incelikler daha kolay incelenebilmesi için çizilen grafiklerden birisi hız zaman grafiğidir. Şekil 1 2 3'te hareket için hız zaman grafikleri çizilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3'te çizilen grafiklerden hangileri günlük hayatta gerçekleşen bir harekete ait olamaz? Dikkat edin. Bunların hepsini biz sorularda kullanıyoruz. Ama ne diyor? Günlük hayatta gerçekleşen bir harekete ait olamaz. Şimdi bu hareket nedir arkadaşlar? Bakın eksi nedir işte e, hız zaman grafiği. <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? Eee aşağı doğru düşündüğümüz zaman önce artı yönde hızlanıp sonra arkadaşlar pardon önce artı yönde yavaşlayıp sonra eksi yönde ne yapıyor arkadaşlar hızlanıyor. Bakın önce artı yönde ne yapıyor yavaşlıyor sonra eksi yönde hızlanıyor arkadaşlar. Ama eğim aynı eğim olduğuna göre aynı ivmeyle gidiyor. Ne yaptı? Artı yönde yavaşladı. Durdu. Ters yönde geri geldi. An, anlık olarak olur mu arkadaşlar? Olur. Yani yavaşlama ve hızlama yapabiliriz arkadaşlar. İkinci grafikte bakın sabit hızla gidiyor. Tamam gidebilir artı yönde. Sonra yine artı yönde gidiyor ve yine sabit ama hızın değeri düştü. Olabilir mi? Olabilir fakat hız bir anda buradan buraya düşemez arkadaşlar. Bakın anlık olarak yani v burada atıyorum 2v ise burada v kadarsa diyelim ki hız anlık olarak an düşünün arkadaşlar. Bir saniye bile değil an. T anında hız hem 2v hem de 1v. Olamaz arkadaşlar. O yüzden mutlaka burada hızın bir azalma eğilimi göstermesi lazımdı. O yüzden bu grafik sorularda karşımıza gelir. Ama günlük hayatta böyle bir hareket olmaz arkadaşlar. Anlık olarak hız iki değer birden alamaz. Bakın aynı mantık aslında burada da var. Ne oluyor? Eksi v değeri var. Sonra hız anlık olarak sıfırlandı. Sıfır olan hız anlık olarak sabit hıza döndü arkadaşlar. Yani şurada bakın hız sıfırken bir anda v oldu. Bir anda V olamaz arkadaşlar. Belli bir hızlanma gerekir. Yani günlük yaşamdaki olaylarda yavaşlama ve hızlanma aralıkları vardır arkadaşlar. O yüzden de anlık olarak bakın anlık olarak hız aynı anda iki değer birden alamaz. O yüzden böyle bir grafikte günlük yaşamda karşılaşmayız arkadaşlar. O yüzden 2 ve 3 doğru cevap olacak. Yani 3. sorumuzun doğru seçeneğini E şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. M kütleri özdeş cisimler ağırlıkları önemsiz ip ve makara ile eğik düzlemin kullanıldığı şekildeki sistem kurulmuştur. Buna göre sistem serbest bırakıldığında eğik düzlem üzerindeki cismin yere göre yer çekimi potansiyel maksimum yer çekimi potansiyel enerjisi kaç MGH olur? Şimdi sevgili arkadaşlar M kütleri cisim aşağı doğru H kadar geldiğinde bu M kütleri cisim de burada buraya kadar geldiğini düşünelim arkadaşlar. Şimdi üçgene bakacak olursanız 4H, 3H burası da 5H kadardır. Yani 5 birimlik mesafedir. O zaman <laughs> cisim buradan buraya tabii ki ne kadar geliyor arkadaşlar? H kadar geliyor. Yani diyorum ki 5 birimlik yolda H kadar geliyorsa o zaman şurası 3 ile orantılı değil mi? Bakın düşey mesafe. O zaman 3 birimlik yerde ne kadar yükselir? Yani 5 xte H kadar yol alıyorsa 3x de ne kadar yol alır arkadaşlar? 0.6h alır. Neden? 3 çarpı h bölü 5. Değil mi? 0.6h. Demek ki arkadaşlar şurası 0.6h olacak. Bu demektir ki cisim m kütleli cisim burada yere geldiği anda bu cisimde 0.6h yükselecek. Ve dolayısıyla bu cisim eksi mgh kadar bir potansiyel kaybederken diğer cisim artı 0.6 mgh kadar potansiyel kazandı. Toplamda sistem 0.4 mgh kadar ne yapacak arkadaşlar? Bir potansiyel kaybedecek. Ve bu potansiyel kaybı iki cisme eşit olarak bölünecek. Neden eşit olarak bölünecek? Çünkü aynı ipte olduğu için hızları aynıdır. E, kütleler de aynı olduğuna göre kinetik enerjiler aynıdır. Yani 0.2 mgh ve 0.2 mgh diye arkadaşlar ne yapacak? Kinetik enerji bölünecek. Bu cismin tam buraya geldiğinde o zaman enerjisi ne oldu arkadaşlar? 0.2 mgh. Bu demektir ki bu cisim 0.2 mgh ile aslında buradan itibaren arkadaşlar şuraya gelecek. Ve buradan itibaren buraya kadar 0.2 h kadar daha yükselecek demektir arkadaşlar. Dolayısıyla cisim yerden bu durumda maksimum yüksekliği ne oldu arkadaşlar? Bakın 1 h burada var. 1 h burada. 0.6 h burada. 0.2 h da burada. Toplamda ne yaptı? 1.8 h yaptı arkadaşlar. O halde bu cismin yere göre sahip olduğu maksimum potansiyel enerjiyi yazmak istersek ne diyeceğiz? M G 1.8H. Yani bu demektir ki 9 bölü 5 M G H olacaktır. Dolayısıyla cevabımız da 9 bölü 5 ile B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet geliyoruz 5. sorumuza. <laughs> Tüm sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistem her yönüyle dengelidir. Sistem bu şekilde dengedeyken bütün iplerdeki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır. Evet K, N, L, M ve X. Makar ağırlıklarının önemsiz olduğu sistemde X ipi kesildiğinde K, L, M, N iplerinde meydana gelen gerilme kuvvetlerinden hangileri azalır? Şimdi sürtünme yok. O halde burası da K kadar. Yani bu demektir ki N eşittir 2K'dır. Burada işte aşağı doğru bir MG ağırlığı var arkadaşlar. Değil mi? K, K, mg eşittir. Burada aşağı doğru bir mg vardır. Ve dolayısıyla k l artı mg'ye eşittir. k l artı mg'ye eşittir. Burası da l aynı ip devam ettiği için l m'ye eşittir. Tabii ki m'de x'e eşittir. Ama x'i sormuyor bize zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde dengede. Biz bu ipi kestiğimiz anda buraya doğru hareket başlar anlık olarak değil mi? Anında hareket başlar sürtünme önemsiz olduğu için. Dolayısıyla buraya doğru hareket başlayınca bu cisim ivmeleneceği için MG, K'dan ne olacaktır arkadaşlar? büyük olacaktır. O halde hemen yeni duruma geçecek olursak arkadaşlar, o halde yeni durumda e, MG K'dan büyük olacak ya da şöyle yazalım K artık MG'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacaktır. O halde K MG'den küçükse bakın K ne oldu? Azaldı. Elde var bir k azaldı. E o zaman N 2K'ydı. K azaldığına göre N de azalmak zorundadır arkadaşlar. N de oldu. Sonra geliyorum buraya. K eşittir L artı MG idi. Bu denkleme göre K azaldığına göre MG aynı. O zaman L de azalmak zorunda. Bu da oldu. L de zaten M'yi dengeliyor. L azaldığına göre M de azalmak zorunda. O zaman bu da oldu. Dolayısıyla 4 ipteki gerilme kuvvetimiz de azalacaktır. Bu sebeple KLMN cevabından dolayı 5. sorunun doğru cevabını E seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet. Geliyoruz 6. sorumuza. Bir cismin çizgisel momentumu vektörel bir nicelik olup cismin kütlesi ve hızının çarpımı ile hesaplanır. Cismin momentumunda değişiklikler olabildiği gibi momentumunun korunumunun sağlandığı birçok durum da vardır. Bir cismin momentumundaki değişiklik ise itme olarak ifade edilir ve cisim üzerine uygulanan net kuvvetin uygulanma süresi ile çarpımı olarak hesaplanır diyor. F çarpı delta t biliyorsunuz itme bu da M çarpı delta V yani delta P'dir. Aynı zamanda en başta verilen ifade P eşittir M V'dir arkadaşlar. Peki buna göre bir cismin momentumu niceliklerinden hangileri sabit iken kesinlikle korunur. Cismin hızı sabitse cismin hızı sabitse hız değişimi arkadaşlar nedir? Sıfırdır değil mi? E o zaman bu sıfırsa delta P de sıfırdır. Yani momentum değişimi yok. O zaman momentum korunur direkt. Dolayısıyla birinci yargı doğru. Cismin kinetik enerjisi sabit iken şimdi kinetik enerjinin sabit olmasında yine aynı ifadeyi kullanabilirsiniz. Hız sabit olacak. O zaman hız değişimi sıfır. Momentum değişimi sıfır. Tamam olabilir. Ama ya cisim ya cisim çembersel yörüngede bir hareket yapıyorsa arkadaşlar çembersel yörünge bakın buraya çiziyorum. O zaman biz biliyoruz ki Çembersel yörüngede hareket eden cismin sürat ifadesi değişmiyor ama hız ifadesi ne yapıyor arkadaşlar? Değişiyor. Neden? Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür. O halde hız ifadesi değiştiği için bu cismi etkeden merkeze doğru uygulanan bir merkezcil kuvvet var. Yani bir net kuvvet var. Net kuvvet olduğu sürece arkadaşlar cisim hareket ettiği için sürede olduğundan bir itme uygulanıyor. O zaman cismin momentumda bir değişim meydana gelebilir. Yani arkadaşlar burada artı eksi niye attık? cismin kinetik enerjisi sabit iken momentumu arkadaşlar korunabilir de korunmayabilir de. Yani cisim yatay düzlemde mi hareket ediyor yoksa çembersel bir yörüngede mi hareket ediyor arkadaşlar bunu bilmemiz lazım. Bilmediğimiz için kesinliği yok. Cisim üzerine uygulanan net kuvvet sabitken e zaten net kuvvet sabitse sabit bir kuvvet varsa sabit bir ivme vardır arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? İme varsa, pardon itme varsa momentum değişimi de var demektir. Yani momentum değişimi olduğu için momentum Kornun ifadesi arkadaşlar olmayacaktır. Yani momentumu değişecektir. Bu değiştiği için ne olacaktır? O da değişecektir. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar. O halde A seçeneğimiz yalnız 1 ile doğru olacaktır. Geliyoruz 7. soruya. Analog bir saatin akrep ve yel kovanı başlangıçta <coughs> pardon başlangıç noktaları saatin merkezi olan iki vektör olarak düşünülüyor. Tamam. Akrep ve yelkovanın oluşturduğu vektörlerin toplamı saat 0, 1'de R1. Şimdi sevgili arkadaşlar yani burada önemli olan hemen devamında okuyalım tabi. Saat 02.15'te R2 saat 02.20'de R3 oluyor. Buna göre R1, R2, R3 arasındaki ilişki. Açıları görebilmek önemli arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde çizdiğimiz zaman buradaki açının tamamı nedir? 180'dir. O zaman burada şu hale getirdiğimiz zaman bakın ne yapıyoruz? 6 eşit parça yapıyoruz. Aradaki açı kaç derece olacak? 30 derece değil mi? Yani saat 1 iken, saat 1 iken akreple yelkovan arasındaki açı ne oldu arkadaşlar? 30 derece oldu mu? Oldu. Peki 0 2 15 ken. Dikkat edin burası çok önemli. Yelkovan buraya geldi arkadaşlar değil mi? Yelkovan buraya geldi. Peki akrep nereye geldi? Sakın ha 2'ye geldi demeyin arkadaşlar. Çünkü akrebin 2'ye geldiği an saatin 2 olduğu andır. Saat tam 2 iken yani yelkovan 12'deyken akrep de tam 2 üzerindedir. Yelkovan biraz harekete başlayınca artık akrep de harekete başlar arkadaşlar. O yüzden 2'yi çeyrek geçedi arkadaşlar. Akrep şöyle durumdadır. Yani buradaki açı alfa açısı ya da teta açısı diyelim. Teta açısı 30 dereceden arkadaşlar nedir? Daha küçüktür. Saat 02:20'de bakın 02:20'ye geldiğiniz zaman artık diyorsunuz ki şuraya geldik. Bakın buraya geldik. Ve 2'nin arkadaşlar şu 3'ün üzerine gelme şansı yok. 3'ün üzerine gelme şansı yok. Çünkü 3'ün üzerine gelirse saat 3'e gelecek. 2 biraz daha ötelenecek. Şu şekilde gelecektir. Neticede 3 ile 4 arasındaki açı 30 derece. Bir de buradaki fazlalık olduğu için buradaki açının tamamı. Gelin biz buna beta diyelim arkadaşlar. Beta açısı bu sefer ne olacak? 30 dereceden daha büyük olacaktır. Akreple ile Yelkova'nın vektörel anlamda değerleri aynı olduğuna göre o zaman biz hemen burada diyoruz ki açı ile Bileşke kuvvet nedir? Ters orantılı açı küçüldükçe bileşke kuvvet büyür ya da açı büyüdükçe bileşke kuvvet ne yapar arkadaşlar? Küçülür. O zaman açının en küçük olduğu durum neresi arkadaşlar? 30 dereceden küçük olma durumu yani R2. O zaman diyorum ki R2 bileşkesi en büyüktür. Son 30 dereceyle R1. Sonra açı en büyük 30'dan büyükken beta da yani R3'te bileşke en küçük olacaktır. Dolayısıyla R2 büyük, R1 büyük, R3 cevabıyla 7. sorunun doğru seçeneğinde D şıkkı olarak işaretliyoruz Evet, geliyoruz 8. sorumuza. Bir metal küre kabuğundan kesilmiş ve iki yüzü de parlatılarak ayna haline getirilmiş küresel kapı, e, kapağın iki yanına, iki cisim şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre cisimlerin aynadaki görüntülerinin boyları, aynadaki görüntülerin asal eksen üzerindeki konumları, aynadaki görüntülerin aynaya olan uzaklıkları yargılarında belirtilen niceliklerden hangileri iki cisim içinde aynı olabilir diyor. Şimdi bize cisimlerin konumları verilmemiş. Dolayısıyla yani boyları da verilmemiş, konumları da verilmemiş. O zaman aynadaki görüntülerin boylarını ben istersem denk getirebilirim arkadaşlar. Bunu f'e koyarsınız. Bu f bölü 2 de olur. Değil mi? Boyu yarısı kadar olur. E bunu da 3 f'e getiririm. 1,5 f'e gelir. Boyu yarısı kadar olur. Yani uydurabilirim. Ki ayrıca ilk boyları da verilmediği için her türlü arkadaşlar denk getirebilirim. Bu olabilir. Aynadaki görüntülerin asal eksen üzerindeki konumları Şimdi arkadaşlar, tümsek aynada yani şurası tümsek aynada bir görüntü oluşuyor biliyorsunuz. Bu cismin tümsek aynadaki görüntüsü nereye gelecek arkadaşlar? Arka tarafta, odakla ayna arasında. Peki. Şimdi farz edelim ki şurası odak, burası da aynanın tepe noktası. Bu cismin görüntüsü mutlaka arkadaşlar burada bir yerde oluşacak. Peki şimdi soralım. Çukur ayna önündeki bu cismin görüntüsünün odakla tepe nokta arasında olma şansı var mı dikkat edin görüntüsünün cismi buraya çizebilirsiniz bu değil bu görüntü arkadaşlar nerede olacak ya odakta başlayıp odakla sonsuz arasında bir yerde ya da aynanın arkasında bir yerde olacaktır arkadaşlar bakın çukur aynada görüntünün oluştuğu yer burası ya da burasıdır arkadaşlar ama bu bölge ise ne oluyor arkadaşlar tümsek aynanın oluşturduğu görüntüdür o zaman görüntülerin aynı yere gelme ihtimali var mı yok dolayısıyla aynı konumda olamazlar arkadaşlar. Aynadaki görüntülerinin aynaya olan uzaklıklarını evet bunu denk getirebilirsiniz. Bakın aynaya olan uzaklığı denk getirilebilir. Yeri önemli değil artık. Demin aynadaki görüntülerin boylarına yaptığım gibi görüntü uzaklıklarında ne yapabilirim arkadaşlar? Getirebilirim. Çünkü bana cisimlerin yerlerini tam olarak vermemiş. O yüzden bu da ihtimal dahilinde. Bu yüzden 1 ve 3 doğru olur. Yani 8. sorunun doğru cevabında C seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz 9. soruya. Özdeş dirençler, iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve KLM anahtarlarıyla şekildeki gösterilen doğru akım devresi kuruluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? Bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada L açık, bu direnç çalışmıyor. M açık, buradaki dirençler hepsi çalışıyor. Bu anahtar açık olduğu için bu üreteçlerimiz çalışmaz. Bir tek bu üreteç var. Dolayısıyla şu an devredeki akım arkadaşlar ee, nedir bulalım? Bu R ile bu 2R birbirine paralel 2R bölü 3. 1R de buradan arkadaşlar. 5R bölü 3. Dolayısıyla ters çevirdik. Ana koldan geçen akım ne oldu? 3 bölü 5. Bakın i ana kol ilk baştaki akımımız 3 bölü 5. Ne yaptım? Eşler direnci buldum ve ters çevirdim. Neden ters çeviriyorum bu arada? Çünkü arkadaşlar i eşittir v bölü r biliyorsunuz. Potansiyelimiz sabit kaldığı sürece eşler direnci ters çevir akım bulursun. Devrede yalnız k anahtarı kapatılırsa k'yı kapattım ne oldu? Bakın eksi burada, eksi burada, eksi burada. Yani 3 üretecinin eksi aynı yerde, artılar da aynı yerde. Ne oldu? Üreteçler birbirine paralel oldu. O zaman V, V, V potansiyelimiz yine V. E, Eşler direncim değişmedi. O zaman ana kol akımı değişir mi? Hayır. Ana kol akımımız arkadaşlar buradan geçen akım yine aynısıdır. Ama demin bu üreteçten 3 bölü 5 akım geçerken şimdi 3'e bölüyoruz. 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5 geçecek. Yani akım ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Üreteçten geçen akım... Ne olur arkadaşlar? Azalır. Üreteçten geçen akım azalırsa bu durumda süre ne olur arkadaşlar? Artar. Dolayısıyla devrenin çalışma süresi artar ifadesi doğru olacaktır. İkinci yargıya gelelim. Devrede yalnız L anahtarı kapatılırsa ana koldan geçen akım şiddeti artar mı? Bakın 3 bölü 5'i sağlayan sadece şuradaki dirençti. E bunu kapattığım zaman yine V bölü R bir birimlik akım da buradan gelecek arkadaşlar. Burası 3 bölü 5 idi bakın. Burası 3 bölü 5 idi. E bir birimlik akım da buradan gelecek. E toplam ana kol ne olacak? Toplayacağız. Yani 8 bölü 5 gibi bir akım gelecek. O zaman o da arkadaşlar toplamdaki akımı ne yapacaktır? Arttıracaktır. O yüzden bu da doğru. Devrede L ve M anahtarları birlikte kapatılırsa arkadaşlar devrenin ana kolundan geçen akım şiddeti önceki değerinin ilk katından daha büyük olur. Şu anda akımımız ne kadar arkadaşlar? 3 bölü 5. L ve M'yi aynı anda kapatıyoruz. Kapattık. Bir kere buradan geçen akım 1 arkadaşlar. Bu dursun. Üst kola bakıyoruz. Bu direncimiz kısa devre oldu. Dolayısıyla R, 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 bölü 2 artı R, 3 R bölü 2. 3 R bölü 2. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters çeviriyoruz ve buradan geçen akım artık ne oluyor? 2 bölü 3 oluyor. Doğru mu? 2 bölü 3. Bir de buradan geldi arkadaşlar. Ana koldaki akımımız ne oldu bu sefer? 2 bölü 3 artı 1'den dolayı 5 bölü 3 oldu mu? Oldu. İlk durumdaki akım ne kadardı? 3 bölü 5'ti. 5 bölü 3, 3 bölü 5'in 2 katından daha büyük müdür arkadaşlar? Hemen söyleyelim. 3 bölü 5 yaklaşık olarak 0.6 iken 5 bölü 3 yaklaşık olarak 1.6'dır. 1.6, 0.6'nın 2 katından daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla bu sebeple 3. yargımız da doğru. Yani 9. sorumuzun cevabı 1, 2, 3 ile E seçeneği olacak. Evet. <laughs> Geliyoruz 10. sorumuza. Düzgün manyetik alan oluşturulmuş sistemde iletken bir tel çerçeve şekil 1'deki gibi sabitlenmiştir. Çerçevenin bulunduğu bölgedeki manyetik alan şiddeti zaman içerisinde şekil 2'deki tabloda gösterildiği gibi değiştirilerek 1-2-3 deneyleri yapılıyor. Buna göre hangi deneylerde çerçevede oluşan indüksiyon akımları artan değerli olur? İndüksiyon akımının oluşması için EMK gerekiyor. EMK'da da arkadaşlar delta fi bölü delta t'dir. Delta fi oluşturan da delta b'dir arkadaşlar. Eğer burası sabitse akım da sabittir. Eğer burası artansa hemen söylüyoruz artansa o zaman iyi de artandır arkadaşlar. Bakıyorsunuz b'ye ne oldu? b kadar artmış. B kadar artmış. B kadar artmış. Yani arkadaşlar manyetik alandaki değişim nedir? Sabittir. Burada B'den 5B'ye 4B artmış. 4b artmış. 4b artmış. Yani delta b nedir arkadaşlar? Sabittir. Sonra burada arkadaşlar 3 artmış. Sonra 5 artmış. Sonra 7 artmış. Yani delta B arkadaşlar nedir burada? Artandır. İşte o zaman diyoruz ki burada I sabit. I sabit. Burada da I akımı sabit. Burada ise I akımı nedir arkadaşlar? Artandır. O yüzden bize artan değerli olur diyor indüksiyon akımı. Cevabımız bu sebeple yalnız 3 olacak. Yalnız 3 ile işte 10. sorumuzun da A seçeneği olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz 11. soruya. Aynı anda suya girip çıkan iki noktasal su dalga kaynağı Girişim deseni oluşturmaktadır. Girişim deseninde katar çizgisi üzerinde A ve B, düğüm çizgisi üzerinde C ve D noktaları seçilerek şekilde gösterilmiştir. Bir T anında katar çizgisi üzerinde seçilen A noktasında her iki kaynaktan gelen tepe noktalarının girişim oluşturduğu bilinmektedir. Buna göre aynı T anında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kaynaklardan yayılan çembersel dalgaların genlikleri sabit kabul edilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi B noktasında da her iki kaynaktan tepe ulaşmıştır ifadesi olabilir mi? Evet. Kesin midir? Hayır. Neden arkadaşlar? Çünkü katar çizgisi üzerinde, katar çizgisi üzerinde ya tepe artı tepe ya da çukur artı çukur olacaktır arkadaşlar. O zaman B noktası üzerinde evet iki tepe de olabilir ama iki çukur da olabilir. O yüzden bu bir ihtimaldir arkadaşlar. D noktasında kaynakların birinden gelen tepe ile diğerinden gelen çukur bulunur. Evet doğru neden? Çünkü bakın C ve D noktaları düğüm çizgisi üzerinde. Düğüm çizgisi üzerindeki bir noktada arkadaşlar tepe ile çukurun birleştiği noktalardır. Dolayısıyla bu yargımız doğrudur arkadaşlar. C ve D noktalarında anlık olarak genlikler eşittir. Evet burada tepe ile çukur birleştiği için genlikler minimum hale geliyor. Anlık olarak C ve D noktalarındaki o minimum genlikler de birbirine eşitlenir arkadaşlar. O yüzden 3. yargımız da kesinlikle doğrudur. 2 ve 3 cevabıyla 11. sorunun doğru seçeneğinde de D şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz 12. soruya arkadaşlar. Şekilde gösterilen yatay virajda arabaların tekerlekleriyle yol arasındaki sürtünme kuvveti Araçların virajı en fazla 25 metre bölü saniye hızla güvenli dönmesine izin vermektedir diyor. Buna göre araçların virajı daha büyük hızlarla dönebilmesi için hangileri tek başına yapılmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız V kare ee, eşittir. Neydi arkadaşlar? Karga denklemi vardı değil mi? V kare eşittir. Karga denklemi vardı eğimsiz virajda. Dolayısıyla bu V ifadesi ne kadarmış arkadaşlar? 25. Şu an rakama çok takılmıyoruz. Yorum yaptırılıyor çünkü. Daha büyük bir hızla güvenli bir şekilde dönmesi için arkadaşlar burayı arttırmak demek sağ tarafı arttırmak demektir. Sağ tarafı arttırmak için de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? K'yı arttırıyorsunuz. Yani tekerlek ile yol arasındaki sürtünme katsayısı sayısı arttırılmalı. Doğru. R'yi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın virajın yarı çapı arttırılmalı. Doğru. Şimdi üçüncü yargıda yolun O noktasına yakın bölümleri aşağıda kalacak şekilde eğimli yapılması. Bu eğim denklemi olmadığı için G'yi buradan yorumlamıyoruz. Eğimli virajda arkadaşlar nedir? V kare eşittir. G, tan, alfa yapılıyor. Dolayısıyla şimdi G'yi oradan buraya yorumluyoruz. Bakın buradaki ivmemiz G kadarken buradaki ivme G tan alfa oluyor. Şimdi G tan alfa olurken arkadaşlar şunu yapacağız biz. Eğim açısı yaptığımız zaman alfa açısı arttığında tan alfa değeri. Bakın buraya göre yorumlamıyoruz. Buraya göre yorumluyoruz. Tan alfa değeri artacağı için bunlar sabit kalırken tan alfa değeri artacağı için açıdan dolayı o zaman de ne olur arkadaşlar? Artar. Yani yolun 10 yakın bölümlerin aşağıda kalacak şekilde eğer eğimli hale getirirseniz daha büyük bir hızla güvenli bir şekilde döner arkadaşlar. O zaman da 3. ayakımıza doğrudur diyoruz. 1-2-3 cevabıyla 12. sorunun doğru seçeneğini e şıkkı olarak işaretliyoruz. Geliyoruz 13. sorumuza. Günlük hayatta kullandığımız ve farklı avantajlar oluşturabilen mekanik düzeneklere basit makine denir. Buna göre basit makinelerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Kuvvet kazancı birden büyük olan basit makineler işten kazanç sağlayabilir. Hayır arkadaşlar hiçbir zaman işten kazanç yoktur. Yanlış. Kuvvet kazancı birden küçük olan basit makineler işten kazanç sağlayabilir. Hayır dedik ki işten kazanç sağlanamaz. İşten kazançta da kayıp yok. Günlük hayatta sürtünmeden dolayı basit makinelerin verimi %100 olamaz. Doğru arkadaşlar. Biz bazı soruları %100 alırız ama günlük hayat dediği için günlük hayatta sürtünmeli bir ortam olduğu için sürtünmeden dolayı mutlaka enerji pardon verim kaybı olacaktır. Yani enerjinin bir kısmı ısıya gidecektir. O yüzden de verim %100 olamaz diyoruz. Bu doğru. Yalnız üç doğru olduğu için 13. sorunun doğru cevabında C seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet geliyoruz 14. sorumuza. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde bulunan yüklü iki cismin duvara iplerle bağlandığı sistem şekil 2 gibi dengededir. Buna göre niceliklerinden hangileri tek başına arttırılırsa cisimleri düşey duvara bağlayan iplerdeki gerilme kuvvetleri artar diyor. Şimdi burada bu cisimler birbirine bir elektriksel kuvvet uyguluyor arkadaşlar. İplerdeki gerilmelerde ne oluyor? Bu elektriksel kuvvetleri eşit oluyor. Yani demek ki ben iplerdeki gerilme kuvvetini arttıracaksam elektriksel kuvveti arttıracağım. Peki elektriksel kuvvet nedir arkadaşlar? Elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Q1 çarpı Q2 yüklerin karesi. D ise yükler arasındaki mesafe. K ise arkadaşlar neydi? Kulam sabit. Evet şimdi cisimlerden birinin yükünün büyüklüğünü eğer arttırırsam kuvvet artar. Kuvvet artınca T de artar arkadaşlar. Yani burada hemen şunu söyleyelim. T F ile nedir? Doğru orantılıdır. O zaman birinci yargımız olur. Cisimleri düşey duvara bağlayan iplerin birinin uzunluğunu eğer arttırırsam aradaki D mesafesi ne olur arkadaşlar? Azalır. D mesafesi azalırsa F kuvveti yine artar. O zaman bu da olur arkadaşlar. Cisimler arasındaki ortamın dielektrik katsayısı. Lütfen dikkat. Bu dielektrik katsayısı değil arkadaşlar. Coulomb sabiti. Peki nedir bu Coulomb sabiti? 1 bölü 4 pi epsilon ya da epsilon 0 diye alınır. Ki epsilon burada arkadaşlar nedir işte? E, cisimler arasında bulunan ortamın dielektrik sabitidir arkadaşlar. Dielektrik sabitidir. O halde biz buradaki dielektrik sabitini arttırırsak, e arttırırsak K değeri ne oluyor? Azalıyor. K değerini azaltırsam kulon e, kuvveti ne olacaktır? Azalacak. Kuvvet azaldığı için iplerdeki gerilme kuvveti de azalacaktır. Yani biz sorularda genellikle bunu 9 çarpı 10 üzeri 9 diye alırız. Çünkü dielektrik sabitini değiştirmiyoruz arkadaşlar. Ama bakın böyle bir yorum sorusunda dielektrik katsayısı ya da dielektrik sabiti değişirse o zaman Coulomb sabitini ne yapıyoruz? Değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? E, Diyektrik kas artınca iplik germe kuvveti azalacağı için o olmadı. 1 ve 2 doğru olduğu için 14. sorumuzun cevabını da 1 ve 2 ile B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar böylece Aydın yayınlarına ait 30'lu AYT fizik denemelerinde 7. denememizin de fizik soru çözümlerini gerçekleştirmiş olduk. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kann selber